siyasi irade çeşitli oyunlarla ahlaka, demokrasi halkı bir şekilde değiştirilmesine, pazara çıkarılması imkan vermeyecek bir hukuki çalışmayı MHP ile birlikte yürütmekteyiz. Geçen bir ettiğinde diğer partilerle kamuoyuyla paylaşacağız açıklaması. Bu nasıl değerlendirilir? Yani hukuki irade pazara çıkarılması. Çok teşekkür ederim. Aslında bugün AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'nın yapmış olduğu bir açıklama, AK Parti'nin içinde bulunduğu durumu, sarayın içinde bulunduğu paniği, MHP ile kurdukları ilişkinin kendisini olduğu gibi deşifre eden bir açıklama. Öncelikle bugün Habertürk gazetesinde, internet gazetesinde Sayın Muharrem Sarıkaya'nın köşe yazısını okuduk sabahleyin. Burada AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Tuğra'nın açıklamaları var ve partilerinin kesinlikle böyle bir hazırlığının olmadığını, siyasi etiğin kanunla olmayacağını, böyle bir çalışma içinde bulunmadıklarını çok net şekilde söylüyor. Bu kişi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Grup Başkan Vekili ve aynı benim Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine burada söz söylemem, açıklamalarda bulunmam, yerine imza atabilmem gibi Sayın Bülent Duran da benimle benzer yetkilere sahip ve kendisi bugün çıkan gazetede, bugün çıkan yazıda böyle bir çalışmayı kesin bir dille reddediyor. Ve bu açıklamayı biz okuduktan saatler sonra, birkaç saat sonra AK Parti'nin grup başkanı Naci Bostancı çıkıyor, böyle bir çalışmayı MHP ile yürüttüklerini söylüyor. Durum, Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili bunu söylerken, Grup Başkanlığı'nın bunu söylemesi, partideki savrulmayı göstermekten öte, Türkiye'de siyasetin başka odaklarda planlandığını, başka odaklarda tasarlandığını ve siyasi parti gruplarına sadece burada işin kaleme alma kısmını bile değil, altına imza atma kısmını yaptıklarını bir kez daha teyit ve tescil etmiştir. Meselenin kendisi öyle bir şey ki Türkiye siyasetini tasarlayanlar, bunun üzerinde bir tahakküm kurmaya çalışanlar, sarayı ve sarayın destekçisi, koalisyonun bakansız ortağını bu yönde tek merkezden yönlendirmektedirler ve meseleden bu meclisteki en çok sandalyesi olan siyasi partinin grup başkan vekilleri dahi haberdar değildir. Devamında Naci Bostancı'nın kendi üslubuyla, lügatıyla, kelime dağarcığıyla da çok bağdaştıramadığımız ifadeleri üzülerek okuduk, şaşırarak okuduk. Böyle bir çalışma siyasi partiler kanununda, siyasi etik kanunda çalışmalar yapılabilir. Ancak bu çalışmayı tanımlarken milletvekillerinin pazara çıkarılmasını ifadesini okudum. Bu ifadeyi bu meclisteki partileri ayırmaksızın, bir parti ayrımı yapmaksızın ve bağımsız olan milletvekili dahil bu mecliste görev yapan tüm arkadaşlarımız adına bu ifadeleri kınıyoruz. Milletvekillerinin pazara çıkarılması, kiralık milletvekili, bu sözleri Naci Bostancı'nın ağzına yakışmıyor. Bence meclisten, milletvekillerinden ve o vekilleri buraya yollayan milletten derhal özür dilemelidir. Devamında yapılacak olan çalışmayla ilgili bilgileri daha sonra vereceğini söylüyor ama konuyu anlatırken söylediği milletvekili transferinin engellenmesinden bahsediyor. Bir milletvekilinin parti değiştirmesinden ve diyor ki herkes gücünü ve meşruiyetini halkın iradesine borçludur. Kimse kendisini bu iradeyi keyfince değiştirecek yetkide göremez. Manisa'da son seçimlerde Tamer Akkal saraya itiraz eden bir siyasi parti adına oy istedi. Cumhur İttifakı'na itiraz ediyordu. Kendisi MHP'den İyi Parti'ye katılmak için ayrılmıştı. Saraya karşıyız. Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte olamayız. Ben artık İyi Parti'deyim deyip oy istedi. O oyları aldı. Saraya itiraz eden ittifakın oylarıyla buraya geldi. AK Parti'ye geçti. İkinci bir örnek. Antalya seçmeninden oy isterken Recep Tayyip Erdoğan'a ciddi itirazlarla
oy isteyip biz MHP'den farklı olarak AK Parti ile birlikte olmaya karşıyız diyenlerin oylarını alıp gelen Tuğba Vural Çokal AK Parti'ye geçti. Ve yine İyi Parti'den Hayati Arkas Milliyetçi Hareket Partisi'ne geçti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendisine bir başka partiden seçilip de gelen vekili yoktur. Böyle bir vekil gelmedi bize. İyi Parti'ye de gitmedi, HDP'ye de gitmedi. Ama Cumhur İttifakı kendisine itiraz eden seçmenin oylarıyla gelmiş milletvekillerini pek de tartışmalı söylentilerle transfer etmiş durumdalar. Bu sözleri kime söylüyor? Seçmenin tercihini kişisel kararla değiştiremezsin diyor. Seçmenin Manisa'da, Antalya'da, İstanbul'da tercihi Millet İttifakı. Şimdi sizin sıralarınızda oturup oy kullanıyorlar. Naci Bey, aklınızı başınıza alın. Artık Türkiye'deki herkesin aklıyla her gün oynayacak bir başka safsatayı dillendirmenin kime ne faydası var? Bu meclise itibar kaybettirmek dışında. Biz bizim dışımızdaki bir siyasetten bir milletvekilini, hem de bu kadar zıt siyasetten bir milletvekilini ne partimize kabul etmişliğimiz var, ne böyle bir şey bizden seçilip bir başka partiye giden var. Söylediği laf Cumhur İttifakı'ndaki 3 milletvekilini en çok incitiyor olması lazım. Bütün kurguyu milletin kararı başka partiye gitmek diye. Ha, bunu niye yapıyorlar? Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir soru üzerine demokrasiye yeniden kumpas kurulursa onu da boşa çıkaracak hamleleri yapmaktan geri durmayız minvalinde bir açıklama yaptı. Son derece haklı olarak. Hatırlayalım, geçen sene buralarda neler koşturuluyordu geçen seçimden önce. Milliyetçi Hareket Partisi 180 derecelik bir U dönüşü yapmıştı. Eleştirdiği değil, hakaret ettiği, küfür ettiği birisine biz sizinle birlikteyiz deyince partinin içinde çok ciddi bir itiraz oldu ve o partideki itiraz parti içi demokrasi yoluyla bir iktidar değişimini getiriyordu. Ama buna olanak vermeden bütün muhalifleri partiden attı. O muhalifler İyi Parti diye bir parti kurdular usulüne uygun olarak. Ve bir gün Sayın Bahçeli çıktı, baskın seçim yapalım dedi. Erdoğan çıktı, baskın seçimi yapalım dedi. Tarihini de öyle bir seçtiler ki 24 Haziran tarihi İyi Parti'nin seçime giremeyeceği en ileri tarihti. Ben bunu fark edip burada basın açıklamasında söylediğimde Türkiye siyasetinden pek çok kişi olmaz öyle şey. Hatta İyi Parti bile ya bu nereden çıktı, biz bu seçime girecek durumdayız dedi. Ama kurulan kumpas daha sonra YSK'daki toplantıda ortaya çıktı, cumartesi toplantısında. Örgütlenmeni tamamlamadın, sen seçime giremezsin. Yeterli süreyi doldurmadın dediler İyi Parti'ye. Orada CHP milletin iradesinin sandığa yansımaması için kurulan kumpasa cevaben 15 milletvekilini demokrasi yolculuğuna çıkardı. İyi Parti'ye grup kurdurdu, seçime girmesini sağladı. Kararı kim verecek? Millet. Eğer millet İyi Parti'ye %0.5 oy verseydi biz mahcup olurduk. Çabamız boşaydı. Sandığa gittik, millet İyi Parti'ye %10 oy verdi. Bütün engellemelere, bütün zorluklara rağmen. Ne demek bu? Bu şu demek: İyi Parti'ye Cumhur İttifakı kumpas kurdu ama millet, Millet İttifakı'nın ve İyi Parti'nin arkasında durdu. Bütün anketler, bütün sandık çıkış çalışmaları MHP'nin 7 Haziran'da aldığı %17'lik oyun 24 Haziran'da %3'ünü tekrar sandığa götürebildiğini, üstündeki 6,5-7 puanlık oyun da AK Parti'den geçtiğini gösteriyor. Siyasetler ne? Her 17 kişiden 14'ü itiraz edenler kumpas kurup İyi Parti'yi sokmak istemezken İyi Parti MHP ile eş güçte destek aldı MHP'nin AK Parti'den aldığı %6'lık kayma oya rağmen. Millet kararını ne yönde vermiş? Kurulan kumpası görmüş. Kumpasa karşı yapılan demokrasi mücadelesine de takdirini ifade etmiş. Bunu liderlerin tüm yurtta yaptıkları mitinglerde de gördük.
seçmen davranışında da gördük. Şimdi yeni kumpaslar peşinde oldukları belli. Bakmayın siz kendi açıkladıkları ankete. Hepimiz biliyoruz ki Cumhur İttifakı mum gibi, buz gibi erimekte, hatta buzdağından kopan bir kütle gibi ciddi bir seçmen ayrılması vardır. Şimdi yeni kumpaslara hazırlık, bir şey yapacaklar ama onu gerekçelendirirken kullanılan ifadeler fevkalade talihsizdir. Milletvekillerinin pazara çıkarılması, milletvekili borsasının kurulması. Naci Bey, borsa borsa diyorsun da, borsada alım satım olur. Biz daha o tahtada hiç işlem yapmamışız Allah'a şükür. Ama alınanlar, gelenler, gidenler var. Çok da söylenti var. O borsada, o tahtada bizim işlemimiz kapalı Allah'a şükür. Bu mecliste Millet İttifakı'ndan seçilip Cumhur İttifakı'na geçen 3 milletvekili dışında bunu yapan da yok. Ha, şunu diyorsan ki, örneğin bir siyasi partinin içinden bir siyasi partinin liderinin, başka bir siyasi partinin liderinin aday edilmesi, onu da yapan Büyük Birlik Partisi, Destici ve AKP. Diğer taraftan Doğru Yol Partisi'ne de benzer ittifak jestini Meral Hanım yaptı, İyi Parti yaptı. Bunun dışında bir şey yok. O pazarlık, o alım satım, o kiralık vekil, ahlaka aykırı davranış. Ne bunlar? Bunları söyleyen size motivasyon ne? Korku. Yeni kurulan partiler var. Onlara bir yönelme olabilir. Bunun önüne geçmek için yarın öbür gün ihtiyacımız olabilir. Onu yasaklayalım, bunu yasaklayalım. Buyurun. Buyurun. Siyasi ahlak yasası dediğiniz bu milletvekili transferi meselesini engellemekse buyurun. Kendi milletvekillerinize de bu açıklamayı alın. O transfer ettiğiniz milletvekillerinin, sizin partinize geçmiş milletvekillerinin yüzüne bakın. Ben bunları söyledim deyin, söyleyin bakalım. Biz bu mecliste görev yapan, hatta geçmişte görev yapmış bütün milletvekilleri adına Naci Bey'den özür bekliyoruz. Bu ifadeler talihsiz. Ondan sonrası korkunun ecele faydası yok. Siyasi eceli gelenin böyle şeyler yapmakla sadece bizde mütebessim bir ifade oluşur yüzümüzde. Paniği görürüz, keyifleniriz. Yapın. Aklınız elinizden geleni ardınıza koymayın. Ama bu meclisin en büyük, en çok sandalyeye sahip siyasi partisinin grup başkanıyla grup başkan vekilinin arasındaki bu çelişki, AKP'de siyaseti kimlerin kurguladığını, nerede kurguladığını, burada da kimleri böyle kukla gibi oynattığını göstermektedir. Bu kukla siyaseti eninde sonunda son bulacak. Milletin gerçek iradesi sandıkta kendi geleceğine el koyacaktır. Yoksa saraydan güdümlü bu kukla siyasetinde biri diyor biz imza atmayacağız çünkü böyle bir şey yok, öbürü diyor hazırlığımız var. Bir tarafta başka bir tiyatro, bir tarafta başka bir tiyatro. Çünkü ne söylediklerinin bir yükmü var. Çünkü onlara ne talimat gelirse onu yapıyorlar. Gerçekten bir mevkidaşımın da düştüğü bir durumdan fevkalade üzüntü duyduğumu da ifade etmek isterim. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Yanıtlamamız gereken. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi sandıktaki hilelere, geçmişte ciddi mağduriyetlere uğramış bir partidir. Sandık örgütlenmesi konusunda çok ciddi çalışmaları olan bir partidir. İstanbul'daki geçen seçimlerde gösterdiğimiz performans bunun ne noktaya, hangi ciddiyetle geldiğimizi göstermektedir. Gelecek seçimlerde de Türkiye'deki her bir sandığı büyük bir ciddiyetle, büyük bir dikkatle, büyük bir dirayet ve cesaretle savunacağımızdan seçmenlerimiz emin olsunlar. Sandıktan ümit kestirmek diktatörlerin en sevdiği iştir. Sandıktan ümidi kesmek yerine sandığa ve demokrasiye sarılmaya devam edeceğiz. Bunu herkes böyle bilsin. Bunun yanında Sayın Karamollaoğlu'nun söylediği gibi
her çeşit yolu deneyeceklerinden ve bu konudaki yaptıkları hazırlıkların seçmenin iradesindeki değişikliğe ve kendisinden uzaklaşmaya karşı kendilerine avantaj sağlayacak değişiklikler getireceklerinden hiç şüphemiz yok. Ama bu tip işlerin bunu yapanlara faydasının olmadığı da görüldü bugüne kadar. Daha ne gelsin başımıza ya? 31 Mart'ta aldığımız İstanbul seçimlerini YSK kararıyla çalmadılar mı? Onlar çaldığı çaldılar. Seçmen 23 Haziran'da o sandığı onların başına çaldı. O yüzden bu tip çabaların tamamı seçmenin vicdanından döner. Adalet terazisini siz burada bozarsınız, seçmen vicdanında düzeltir. İstanbul seçimlerinde Fatih'te 40 yıldır aynı yerde bakkallık yapan bir amca, şimdiye kadar bütün oyları Tayyip Erdoğan'a verdiğini gösterdi, söyledi. Son seçimde de Binali Bey'e verdim dedi. Ama dedi 40 yıldır şu terazide dedi artık kullanmıyor. Biz tarttık dedi. Tarttık pirinçleri hep birazcık müşteriden yana fazla attık hak geçmesin diye dedi. 17 yıldır oy verdim bu sefer İmamoğlu'na dedi. Çünkü hak geçti be evladım dedi. Hak geçince sen vicdan adalet terazisini burada bozuyorsun ayarını oynuyorsun ya. Seçmen onu vicdanında düzeltiyor vicdanında. Bunu görün ve yapın, yapın. Zulmünüz artsın ki siyasi sonunuz evvel gelsin. Anadolu'da öyle derler. Zulmet, zulmet. Zulmet ki sonun gelsin. Zulmet ki, zulmet ki siyasi sonun korktuğundan da önce gelsin. Ben MHP-AKP korku ittifakının birbirlerine tutunarak karanlıkta birbirlerinin korkusunu bastırmak için yüksek sesle yaptıkları hakaretlerin, küfürlerin, iftiraların da bugün yaptıkları bu korku siyasetinin hazırlıklarının da aynı yönde ilerleyeceğini ve seçmenin vicdan duvarına toslayacağını buradan açıklıkla ifade etmek isterim. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi hafta sonları.